Evet, şimdi şöyle, sen de geçmiş olsun. Lüks varikozelin vardı. Evet hocam. Bana geldin aylar önce, şimdi tam tarihlere bakarız. Bir lüks gördük ve ameliyat ettik. Allah'ın izniyle, Allah'ın yardımıyla çocuğumuz oldu. Hamilelik gerçekleşti. Şimdi senin değerlerine falan da bakacağız ama öncelikle baktığım şey, şöyle kontrolde damarların yapısına bakıyorum. Sende çok büyük bir dış damar vardı. Hatta bizim YouTube kanalına koymuştum da kapandı. YouTube kanalını kapattılar senin için. Baklar, bu böyle koyamazsınız. Bunlar dediler, şey, sakıncalı içerik. Kapandı Ondan sonra mı? valla şimdi artık pek öyle dışarıdan görüntü koymuyoruz. Şimdi şöyle bakıyorum geride kalan damarlara. Yani buradaki damarlar hepsi genel olarak ufak. Şurada diyelim ki en büyük damar gördüğüm şuna ne kadar diye bakacağım. ...1.8 milim. En büyük gördüğüm damar. Sen de sperm sayını birazdan göstereceğim. Gayet iyi Evet. arttı. 1.8 milim damar. Çocuğun oldu, hamilelik oldu. Allah'ın izniyle. Şimdi bir hata var. Radyologların yaptığı. Bunu biraz radyologları uyarmak istiyorum. Bu videoyu seyretsin. Radyologlar şuna ne olur bir özen göstersinler. Şimdi bak. Doppler modunu alıyorum. Ikınmanı istiyorum. Ikın bakayım. Şimdi ıkınınca radyolog şöyle bir fotoğraf çekiyor ve diyor ki, aa diyor, reflü var. Buna bir ölçüm yapalım diyor. O diyor, 3.8 milim damar olmuş sende. Reflü var. Tekrar ameliyat olman lazım. Ya yanlış. Şöyle göstereceğim. Bak şimdi o damarı tekrar buluyoruz şuradaki. Renksiz modda. Şimdi ıkın. Bak, damarda herhangi bir değişiklik yok. Damar yine aynı damar. Damar değişmiyor. Böyle 3.8 milime falan gelmiyor. Ama renkli moda aldığımız zaman tekrar ıkın. Şu ıkınma sırasında damarda böyle bir ışık büyümesi, ışık yansıması oluyor. Onu ölçüyorlar ve diyorlar ki nüks var. Halbuki nüks falan değil. Ben bunu kendi hastalarım için değil, diğer hastalar için de söylüyorum. Bana geliyor bazen hasta, nüks var hocam bizde diye bakıyorum kendim. Nüks falan değil. Nüks zannedilmesin diye buna dikkat edilmesi lazım. O ışıyanların ölçülmemesi, damarın ölçülmesi lazım. Evet Damarın hocam. büyüklüğünün ölçülmesi lazım. Sende de gayet güzel olmuş bir ameliyat. Ağrın vardı, değil mi? Evet. Ağrın geçti. O da geçti hocam. İlk dönemlerinde çok olmuştu da geçti daha. Ağrım da Geçti. yok. Ondan sonra çocuk hamilelik oldu. Sperm sayının 32 milyonlara ulaşmış. Evet. O Ama da baktığın zaman yok. buraya, buna bir radyolog lüks diyebilir. Benim telefon çalıyor. Çalsın hocam. Tamam, Ne sağ şimdi? olsun. Güzel. Onun zaten. Ama lüks filan değil. Gerçekten şuradaki damara mesela bakıyorum. İşte. Mesela şimdi şunu tekrar ölçelim. Veya sen şimdi şurada damarı görüyorsun. Evet. Bakın bakayım. Bak, damarda bir değişiklik olmuyor. Yok, çok bir değişiklik olmuyor. Ne kadarmış bu damarın genişliği? 1.8 milim. Evet. Değişiklik de olmuyor ıkınınca. Ama renkli moddayken ıkın kuvvetli. Şimdi buraya bakınca o diyorsun, bu damarda nüks var. Nüks falan değil. Bu rengin büyümesi, damardan daha büyükmiş gibi. Eğer renk ölçüldüyse bu yanlış sonuç. Damarı ölçmek lazım. Rengi değil. Genişlemeyi değil, damarı ölçmek lazım. Gerçekten çok yanıltıcı sonuçlar olabiliyor. Şunları mesela şimdi şurada sanki damar varmış, renk şeymiş gibi görüyoruz ama baktığımız zaman işte şurada bir damar. Ondan sonra o damarın da en ıkına sıkına ölçeceğimiz hali yine 2.1 milim. Halbuki aynı damarı renkli modda ıkın öyle bir, dur bir dakika, kaydı. Bakın bir daha. İşte bunu şimdi şurada, aa bu böyle genişledi deyip ölçersek, renkleri ölçersek 2.8, daha da büyük ölçülebilir. Ölçümü yaparken mutlaka renksiz olarak damarın genişleyip genişlemediğine bakmak lazım. Başka türlü yanıltıcı oluyor. Bunun da en güzel örneği sensin. Evet. Güzel. Burada kalanlar artık milimetrik boyutta çoğu. Birkaç tane 1.8, 2 milim olanlar da var. Onlar da lüks değil. Gayet güzel. Şimdi de bir senin eski sonuçlarını da karşılaştıracağız. Gel bakalım.